Arkadaşlar merhaba. Bu videoyla kanalımız yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyor. Evet, hiç farkında olmadan geçtiğimiz videonun 100. video olduğunu daha sonradan öğrendim. Şu anda 101. videoyla karşınızdayım. Yine arkadaşlar 100. videomuzdan sonra kanalımız 1000 aboneyi geçti. Şu anda 1410 abonedeyiz. Hatta bu arada bir videomuz, son günlerde yaptığım videolardan bir tanesi, şu ana kadar 8623 kez izlendi. Buna rağmen 210 beğeni var. O narin parmaklarınızı beğeni tuşuna da dokundurursanız çok memnun olurum. YouTube'un algoritması gereği bu videolarımızın ön plana çıkarılmasına katkı sağlıyor. Beğenileriniz. Arkadaşlar bugün biraz Amerika'dan, biraz Türkiye'den bahsedeceğiz. Peki neden Amerika'dan bahsedeceğiz? Amerikan ekonomisi bizi neden ilgilendiriyor? Ve biz bundan nasıl kar elde ederiz? Nasıl ekonomik fayda sağlarız? O konudan bahsedeceğim. Hem Türk ekonomisinden hem Amerikan ekonomisinden bu bilgileri nasıl kullanırsak kar elde ederiz. Arkadaşlar OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı petrol arzını azalttı. Tabi bir malın arzı azalırsa fiyatı yükselir. Dolayısıyla petrol fiyatları da son günlerde biliyorsunuz yükselmeye başladı. Suudi Arabistan da bugüne kadar bir miktar indirimli petrol verdiği Uzak Doğulu ve Avrupalı müşterilerine artık öyle indirimli petrol yok. Size varil başına 30 sent zam yapıyorum dedi. O da bir miktar gaza bastı arkadaşlar, fiyatlarını yükseltti. Şimdi biliyorsunuz ABD'de vatandaşın yaşamı tamamen petrole bağlı. Neden petrole bağlı? Çünkü orada toplu taşım yok denecek kadar az. Bizdeki gibi entegre bir toplu taşım yok. Herkesin arabası var. Her yere arabayla gidiliyor. Ekmek almaya bile arabayla gitmek zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi benzin fiyatlarına, petrole çok hassas vatandaşın ekonomisi. Dolayısıyla bu fiyatlar artınca vatandaşın oy verme davranışı da değişiyor. Geçtiğimiz yıl 8 Kasım 2022'de Amerika'da seçim vardı, ara seçim. Ve bu seçim öncesi Biden Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Neydi ziyaretin sebebi? Sen petrol arzını artır, petrol fiyatları düşsün. Düşen petrol fiyatları Amerika'daki enflasyon rakamlarına yansısın. Enflasyon düşük çıksın, ben seçimi kazanayım. İşin özeti buydu, algoritması buydu. Nitekim öyle de oldu. Şimdi önümüzde ne olacak? 10 Ağustos Perşembe günü, 2 gün sonra, bugün 8 Ağustos malum. 10 Ağustos Perşembe günü saat 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi ve çekirdek tüketici fiyat endeksi. İkisinin arasında ne fark var? Çekirdek denilen de enerji ve gıda yok. Onları hariç tutarak diğer malların endeksini çıkarmışlar. Tüketici fiyat endeksi halen ABD'de geçtiğimiz en son açıklanan enflasyon verisi %3 arkadaşlar. Perşembe günü açıklanması beklenen de %3.3. Şimdi beklenti bu. Bu beklentinin altında gelirse, 3.2 gelirse, 3.1 gelirse, hele hele de 3 gelirse yatırımcı için mükemmel bir fırsat olur. Neden? Bizi neden ilgilendiriyor? Malum Amerika'da Fed'in, yani Amerikan Merkez Bankası Fed'in iki tane görevi var. Bizdeki Merkez Bankası'nın tek bir görevi var. Amerika'da iki tane. Orada hem enflasyonu kontrol altında tutacak, hem de işsizliği kontrol altında tutacak. Bizdekinde işsizlik sorumluluğu yok. Dolayısıyla enflasyon rakamları düşük gelirse Fed yeni faiz artırımı yapmayacak. Nasıl olsa enflasyon düşük. Öyleyse ben faiz artırarak piyasadan para çekme gayreti içinde olmama gerek yok. Enflasyon düşüş eğilimine girdi diyecek. Böylece faiz yükünden kurtulmuş olacak. Daha fazla artmasından kurtulmuş olacak. Tabii mevcut halen %5,5 faiz devam ediyor.
Peki faiz artırmazsa FED ne olacak? Amerika'daki para nereye gidecek? Faizden başka gidecek bir yerler arayacak, değil mi? Bunlar da işte en başta altın, gümüş gibi emtialar aklımıza geliyor. Tabii bir miktarı borsaya yönelebilir. Ama bizim de Amerikan borsa hisse senetlerimiz varsa oradan da faydalanabiliriz. Veya altın, gümüş fonlarımız, fiziki altınımız, gümüşümüz varsa ondan da faydalanabiliriz. Hazır dolar ucuz kalmışken an itibariyle 27 lira 14 kuruş dolar. Ons altında 1929 lira. Hem ons altın düşmüş, hem dolar düşük tutuluyor. Gram altında 1735 lira. Yani ballı kaymaklı dediğimiz ortam bana göre oluşmuş. Tabii yatırım olanakları, yatırım fırsatları size göre farklı, bana göre farklı olabilir. Herkesin üstlenebileceği bir risk vardır. Dolayısıyla bu videoda söylediklerimiz ve yorumlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılamayın. Sadece beklentilerdir, hissiyattır, kendi yaptıklarımdır, kendi fikirlerimdir arkadaşlar. Hepinize uymayabilir, herkese uygun olmayabilir. Arkadaşlar, bu arada bir FED yetkilisi Michelle Bowman enflasyon hedefinin %2 olduğunu, dolayısıyla FED'in faiz artırmaya devam edeceğini ima eden bir konuşma yaptı. Fakat ben FED'in tekrar faiz artıracağını zannetmiyorum. Ne zaman öğreneceğiz bunu? Hani takke düştü, kel göründü derler ya. FED ne zaman faiz artırım kararını açıklayacak? İşte o kelin görüleceği tarih, kel derken bizimki de mi kel yoksa? Neyse. Kelin görüleceği tarih 20 Eylül saat 21 arkadaşlar. 20 Eylül saat 21'de Amerika'da Fed'in faiz kararını göreceğiz. Şimdi şu ana kadar neyi öğrendik? Eğer Amerika'da enflasyon verisi düşük gelirse altın, gümüş vesaire emtiaların artış gösterebileceğini öğrendik. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de malum 3 Ağustos'ta TÜİK enflasyon rakamını %47 gibi, küsuratlara girmiyorum, bir rakam açıkladı. Peki ENAG dediğimiz bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu ne dedi? Hayır efendim, %47 değil, %113 dedi. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 2,5 kat fark var arada. Bu arada mevduat faizi de %27'lerde dolanıp duruyor. Ya şimdi resmi enflasyon, TÜİK'in enflasyonu %47 iken sen mevduata %27 faiz verdiğinde kim gelip de parasını mevduata koyar? Yani sanki ya bankaya para yatırmayın, TL'nizi harcayın, enflasyon yükselsin dermiş gibi bir gayret var. Ben öyle hissediyorum, öyle algılıyorum. Bir yandan da dolar kuru halen bastırılıyor. Eski ekonomi yönetimi yapıyordu bunu. Yeniler yapmayacak diye ümitlenmiştik. Ancak şimdi yeni dolar kurunda da şunu görüyoruz. Grafiğe baktığımızda merdiven basamağı gibi işte şuradan bir yerden başlamış, zıplamış, sonra böyle düz gitmiş, bir daha zıplamış, bir daha düz gitmiş, sonra bir daha zıplamış, bir daha düz gitmiş. Ama bu düz gitmeler 10 gün, 15 gün sürüyor. Yani bu şeyin ekonominin normal gidişatına, normal piyasa davranışlarına aykırı bir durum. Çok belli ki kontrollü bir devalüasyon var. Dolara gene müdahale ediliyor. Arka kapı operasyonlarıyla dolara yine müdahale ediliyor. Yani huylu huyundan vazgeçmez misali. Bunun eski alışkanlıkların devam ettiğini görüyoruz. Zaten bu da normal. Koridordaki ruh diye bir videomuz vardı. BDDK'nın başında kim var? Eski Merkez Bankası Başkanı. Dolayısıyla şu anda eskiden başkanı olduğu kuruma da hükmetme makamında olduğuna göre eski alışkanlıkların devam etmesi de gayet normal. Dolayısıyla tek seçenek işte paranın gitmesini istedikleri yer dersek borsa gibi kalıyor ama benim kanaatimce borsaya da yabancı ilgisi kalıcı şekilde gelmiş değil. Bu şekilde olmamalı. Önümüzdeki günlerde
yine tırnak içinde şahsi kanaatimce borsada düşüş bekliyorum. Ben Aralık, Ocak, Şubat aylarında borsadaki varlıklarımın 15'te 14'ünü sattım, çıktım. Sadece 15'te 1'ini bıraktım. Halen tekrar girmedim. Kalıcı yükseliş için yabancıların dolardaki ciddi bir artışı, faizlerdeki mevduat faizindeki ciddi bir artışı beklediklerini düşünüyorum. Onlar ne zaman girerse o zaman borsaya ben de girebilirim. Şu anda girmiyorum arkadaşlar. Eylül'de bazı ekonomistler kur şoku beklendiğini söylüyorlar. Bunu destekleyen bir takım göstergeler de var. Mesela Deutsche Bank yıl sonu dolar kuru tahminini 27 liradan 32 liraya çıkardı. 5 lira artırmış. Yani 27'den 32'ye çıkması nereden baksanız %20'lik, %19'luk falan bir artışa denk geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir artış. Tabii bu durumda borsada olumsuz etkilenir. Kur şoku olursa olumsuz etkilenir. Bir arkadaşımız yorumlarda şunu sormuştu. Krediyle, kredi kartıyla işte altın, gümüş, hisse senedi, kripto para ve benzeri alabilir miyiz? Arkadaşlar biliyorsunuz ekonomi yönetimi sürekli bir takım tebliğler, bir takım kurallar yayınlıyor ve bunu da yasaklamış. Bankalarda mecburen size bunu tebliğ ediyorlar. Fakat daha önce videomda söylemiştim, evrensel hukukun bir kaidesi vardır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Bir fiilin suç oluşturabilmesi için o fiilin kanunla tanımlanmış olması ve bu suçun karşılığında da hangi cezanın verileceğinin yine kanunla belirtilmiş olması gereklidir. Şimdi bu kurumların tebliğleri kanun mudur? Teknik olarak değildir. Dolayısıyla suç değildir, cezası olsun. Siz bugüne kadar kredi kartından çektin, altın aldın veya tüketici kredisi çektin, altın aldın, kripto para aldın diye ceza gören birini duydunuz mu? Ben duymadım. Ben şunun için, bu problem için şöyle bir yöntem uyguluyorum. Asla ve asla siz de yapın demiyorum. Yatırım tavsiyesi de değildir. Diyelim ki ben bankadan tüketici kredisi çektim ve bununla kuyumcuya gidip altın alacağım mesela. Fiziki altın alacağım değil mi? Kayda girmesin diye. Bankadan nakit parayı alıyorum. Sonra bankadan çıkıp kuyumcuya giderken şöyle şuraya, nerede oluyor? Şurada oluyor bakın, şöyle tutayım. Şöyle şuraya bir ayna tutuyorum elime. Şöyle ayna tutuyorum. Buradan bakıyorum, arkayı görüyorum. Bankadan birisi çıkmış, beni takip ediyor mu? Bankanın güvenlik görevlisi, muhasebe şefi vesaire beni takip ediyor mu diye aynada şöyle baka baka gidiyorum. Şaka arkadaşlar, şaka. Bakın bir fıkra anlatayım size. Trafik polisi yaya geçtiğinde kırmızıda geçen bir yayayı durdurmuş. Genç bir delikanlıyı. Ceza yazacak. İşte yanında da bir teyze var, yaşlı teyzemiz var. Tam o sırada başka bir yaya kırmızıda geçerken trafik polisi diğer yayaya yönelmiş. Sen demiş gel bakalım falan. Tabii polisin ilgisi birazcık dağılınca yaşlı teyze o ilk yakalanan delikanlıya öğüt vermiş. Kaç oğlum kaç, kıçında plaka mı var demiş. Arkadaşlar bankadan çıkınca sizi de takip eden var mı? İyi bakın, belki vardır. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Yapın demiyorum. Hani ben yapıyorum lafı da sözün gelişiydi arkadaşlar. Ciddiye almayın. Evet arkadaşlar. Demek ki şu anda düşük faiz, düşük açıklanan enflasyon rakamları, baskılanmış dolar kuru ve tesadüfen dünya piyasasında da ons olarak düşmüş bir altınla karşı karşıyayız. Gümüş fiyatları da çok düşük. Biraz önce baktım. İşte bankadan gram gümüş alınışı 20 küsür, satış 19 küsür. Bu 22'leri geçmişti. Şu an gümüş de düşük kalmış, altın da düşük kalmış. Bu durumda bana göre, tabii ki yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum,
Bana göre altın, gümüş bu dolar kuruyla hala caziptir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızı da abone etmeyi unutmayınız. Sizinle varız.